İhtiyacımız olan şeyler yeni teller, eski telleri kesmemize yarayacak yan keski ya da pense gibi bir alet ve tel sarıcı. Yan keski ve tel sarıcı zorunlu değil fakat bu işi çok kolaylaştıracaklar. Ve bir rulo kağıt havlu. Sapın altına kağıt havlu rulosu koymak akort burgularını çok daha rahat erişmemizi sağlayacak. Telleri biraz gevşettikten sonra herhangi bir noktadan keserek başlıyoruz. Bütün telleri saptan ve köprüden çıkarıyoruz. Bu, tellerin altında kalan tozlu yerleri temizlemek için güzel bir fırsat. Gitarı hafif nemli bir bezle sildikten sonra kuru bir bezle gitarın üzerine nem kalmamasına dikkat ederek silebiliriz. Sırasını karıştırmamak için yeni telleri paketinden bir bir çıkarıp köprüye takıyoruz. Ben kolaylık sağlaması için telleri germeden önce hepsini köprüye geçirmeyi tercih ediyorum. Tellerin hepsinin köprüye sonuna kadar girdiğini kontrol ettikten sonra telleri germeye başlayabiliriz. Bu kısım en dikkat gerektiren nokta. Akort burgularının deliklerini sapa paralel hale getirip teli sonuna kadar geçiriyorum. Burgunun 3-4 cm solundan teli bir elimle tutarak tuttuğum noktayı burguya yaslayıncaya kadar geri çekiyorum. Telin sağda kalan kısmını burgunun etrafına bir tur sarıp sağ elimde kaymaması için teli gergin bir şekilde tutuyorum. Solda kalan kısmı burgunun dibinden yukarıya katlıyorum ve sağ elimle gerginlik uygulamaya devam ederek teli sarıyorum. Telin açılmasını engelleyecek az bir gerginlik şimdilik yeterli. Diğer telleri de taktıktan sonra akort edebiliriz. Aynı işlemi tüm teller için tekrarlıyorum. Burgu deliğini sapa paralel hale getiriyorum. Teli sonuna kadar çekiyorum. Burgunun 3-4 cm ilerisinden teli tutup burguya dayıyorum. Teli burguya bir tur sarıyorum. Solda kalan kısmı burgunun dibinden yukarıya katlıyorum. Gerginlik uygulayarak teli sıkıyorum. Son olarak gitarı akort edip fazla telleri kesiyorum.